Oo! Bir saniye. Dıp 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 dıp. Fiserv 1 lirayla destekte bulunmuş. Merhaba abi, iş birliği veya danışabileceğimiz bir e-posta adresi var mı? Veya sana en kolay yoldan nasıl ulaşabilirim? Abi e-posta adresim manekshadow@gmail.com'dan bana ulaşabilirsin. Daha kısa yol yok mu falan dersen, istiyorsan bana Discord'dan, Twitter'dan daha rahatlıkla ulaşabilirsin. Facebook ve Instagram'ı çok aktif kullanmıyorum. Dönüşüm geç olur. Dönüş yaparım ama çok geç olur. O yüzden bana ulaşmak istiyorsanız Discord kanalımı, Twitter'ı veyahut e-postamı kullanabilirsiniz. Teşekkür ederim bu arada. Sağ olasın. Yani bu üçünü aktif olarak kullanıyorum. Her gün bakıyorum neredeyse. Nintendo'ya Long Dark gelmesi. Gelsin abi, niye gelmesin? Nintendo Switch'te mesela Long Dark gayet güzel olur ya. Doğru bir hamle. Yapacaklar tabii ki de. Abi boss gelirse normal kurt mütecavızda az vurmalı. İkisi de tek atmamalı bence. Duruma göre değişir ya. Bilmiyorum. Boss kurtları görmemiz lazım öncelikle. Boss kurtlar hangi yönleriyle daha zor olacaklar? Belki kurtlarla aynı seviyede olacak ama boss kurtlar zaten biz şeyde okumuştuk. Duyuruda. Hatırlayacağınız üzere video izlediyseniz. Boss kurtların özelliklerinden bir tanesi grup halinde geziyor olmaları imiş. Yani boss kurtlar belki combo saldırı yapabilirler, belki animasyon olarak mesela. Boss kurtlarla karşılaştığımız zaman ve savaşmak durumunda kaldığımız zaman bir kurtla değil belki iki ya da üç kurtla boğuşmak durumunda kalabiliriz. Bilmiyorum. Nasıl olacak? Ne olacak? Bilmiyorum. Klasik kurtun aynısını getirecekler. Sizden ya getirmesinler açıkçası yani. Sadece normal kurtun üzerine mavi bir tane post atıp da boss kurt derlerse vallahi kafaları da kırarım. Yani bir rant videosu hazırlarım ondan sonra. Arabanın yanına benzin deposunun yanına ateş yakıp depodan benzin alabiliyor muyuz acaba? Bunun için bir ekipman yok. Bir hortum lazım öncelikle. Bulamıyorsunuz. Sakinliğe sorusuna chat cevap verdi. Bakalım. Direkt bunu yeri takip ederek gidecektim ama kurtlar azıcık yolumu kestiği için azıcık ulaşmak zorunda kaldım. Pasrotları da bırakarak. Dönüşte alırız gerekirse bakalım. Ben gittim, dumanda revolver çıktı. Çıkar abi, revolver'a yere çıktı. Kamp mı var? Evet, kamp var, oraya gidebilirsiniz bu arada. Ya sakin yerde bakabileceğiniz en güzel mekan zaten orası. Ve kesinlikle Amerikan geyiğinden bir çanta çıkıyor. Beni görmeden dayıysam. Kendine kapışmak istemiyorum. Silahı sıkarsam ayı silaha doğru geliyor direkt zaten. Gitmesi zor. Evet. Tırmanması birazcık yani bozkurt dağı değil ama hani acık meşakkatli.
Ya buradaki şey nerede? Yukarıda mıydı ya? Peki burada ip var mı halatta çıkabileceğimiz bir yer? Sanırsam ikinci de halat yoktu. Birinci de halat olması lazım. Evet, halat var burada. Bir amacı yok Uğur. Sakin nehrine ekstra bir amacı yok. Ya sakin nehrini neden eklediler ben de bilmiyorum. Sırf yeni bir harita olsun ve insan eli değmemiş olsun böyle hani hiçbir bina hiçbir şey olmamış olsun. Niyetiyle yaptıkları bir harita. Bir de yeni harita yapma mekanik sistemlerini falan denediler. Böyle birazcık daha mesela yeryüzünün daha doğal gözükmesi için olabildiğince doğal gözükmesi için ıvır zıvırla uğraştıkları bir harita aslında. Ama tamamen doğa olması yani güzel olması çok da bir şey kazandırmıyor açıkçası. Oyun derinliği açısından benim için yani. Ema hoş geldin merhabalar. Ama şimdi ben buraya niye çıktım? Buranın aşağısında değil miydi lan bu şey? Neyse en azından görmüş olurum. Bakalım şuradan bir aşağıya. Burada benim bildiğim şurada bir ara konteyner vardı ya. Hayır be selamünaleyküm. Burada bir konteyner gördün mü hiç? Burada bir yerde olması lazım hatta ya. Vallahi ben göremedim ilginç. O zaman arkamda bir yerde. Benim bildiğim ayının yakınlarında bir yerde olması lazım da. Yanlış hatırlıyor da olabilirim ya. Yoksa burada da mı ayı var? Ağlama Part 3 olsa ben Long Duck'la alakalı herhangi bir içerik çıkarsa içeriğini yapacağım arkadaşlar. Long Duck'la alakalı herhangi bir içerik yapılacak. Hikaye modu yapılacak. Mini mücadeleler yapılacak. Bunların hepsi yapılacak yani. Hikaye modundan bir gelişme var mı? Acaba hiç açıklama yapmadı. Yapılmadı yok. Abi mücadele yapmak zor olmamalı. Niye çıkarmıyor avlanma 3'ü? Yani hikayenin 3. bölümü neden şimdiye kadar gelmediyse avlanmadan da 3. bölümünün o sebeple gelmediğinden eminim. Yani şu mağara aşağıdaki kanyon bölgesindeki mağarayla aynı mağara olması lazım. Bu mağaraya bir göz atalım mı acaba ya? Belki içinde bir şey vardır. Bu mağara pek kullandığım bir mağara değil çünkü benim. Motor. Motorun etrafında bir şey var mı? Hızlıca bir kontrol edelim. Niye? Yani ya şimdi ekibe yine ekibine gerek var ona maaş ver sigortası yap ne gerek var yavaş yavaş yaparız diyorlar herhalde. Ya vardır bir sebepleri de yani. Vallahi bilemeyeceğim. Meşalem çok azmış benim. Meşale yapacak herhangi bir yakıtım var mı peki benim? Üşüyeceğiz. Hipotermi riskimiz var.
Şu şeye bakalım da sonra bu mağarayı bir keşfederiz. Mağaranın diğer ucundan çıkmayacağım bu arada. Oraya gitmek istemiyorum. Orada bir işimiz yok. Tekrardan buraya gelip hasrotlarını falan toplarız en kötü. Sanırsam şeyler, konteyner burada, evet. Tuşluğa atarız bir yere ya, ne olacak. Zaten bir tane tuşturucu var, 0.05. Ha, 5 taneymiş lan, atıyor. Tamam. Abanmışım herhalde, 5 tane tuşturucu ne yapıyorum da ben? Düp 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 düp. Mücadelelerin en zoru sence hangisi? Bana göre göçebe. Göçebe en kolaylarından. Hepsi kolay ki ya. Normalde ayı challenge diyecektim. Ayı challenge açıkçası özellikle ayının ateşten korkması sebebiyle en kolay görevlerden birine dönüştü bir anda. Ayı challenge. Sis de kolay. Göçebe de kolay. Umutsuz kurtuluş. En zor umutsuz kurtuluş diyebiliriz ya. Yani haritayı... Oha. Haritayı birazcık bilmeniz gerekiyor umutsuz kurtuluşta. Yoksa zamanında ulaşamazsınız. Yani. Yani size 7 günlük bir süre verdiği için 7 günlük bir sürede... 3 günlük bir sürede görevi tamamlayabiliyorsunuz. 3,5 güne tamamlayabiliyorsunuz rahat bir şekilde ama... Haritayı eğer iyi bir şekilde bilip... çok az molalar alarak... Bulabildiğiniz bütün kahveleri ve işte kaynakları kullanaraktan... 3 günün altında da bitirebiliyorsunuz günü, şey görevi. Ama ya mesela ben ilk oynadığımda haritayı bilmeme rağmen bitirememiştim. Ama o zamanlar daha Long Dark'ta o kadar iyi oynamıyordum tabi. Sistem ameli işi ya. Sis yine iyi lan. Sis yine 10 günde bitiyor. Göçebe ameli işi. 50 günde bitiyor göçebe. O kaç bölgede? 15 mekanda 3'er gün kaldı diyor. 45 günü diyor lan. Amelilik bildiğin. Göçebe tam amelilik ya. Şey de öyle biraz. Göçebe kadar olmasa da arşivci de öyle. Mekana gidiyorsun, sonra şey olmasını bekliyorsun. Kuzey ışıklarının gelmesini bekliyorsun ki bilgisayardaki bilgiye bakasın yani. O da bayağı bir amelilik içeriyor. Yani haritayı bildikten sonra bir de kaynaklarını iyi kullandıktan sonra hani olabildiğince de hafif gezmen gerekiyor. Hızlı bir şekilde ilerlemek için olabildiğince hafif olmanız gerekiyor doğal olarak. Neye ihtiyacın olmadığını falan çözdükten sonra rahat rahat gaza basa basa gidersin yani. Neyse, mağarada yapacak işimiz de çıktı bize. Bir kumaşları falan yırtacağım ben. Kıyafetleri. Ben arşivciyi oynamadım ama bana otomatikten bitirdiğin olarak gösteriyor. Bilmiyorum. Bug olmuştur. Biz oyunu direkt eşyalar topladıktan sonra bitmese ve direkt böyle bir ay boyunca süren bir fırtına falan olsa çok zevkli olabilir bence. Evet. Hani dese ki şöyle işte sis geliyor, hazırlığını yap. En az bu kadar toplarsan hayatta kalabilirsin tarzında bir şey yapsa da sisin bitmesini beklesek, işte fırtınanın bitmesini beklesek çok daha güzel bir mücadele olabilirmiş. Kesinlikle katılıyorum. Ki ben öyle bir şey olmasını bekliyordum. 10 günde bitirdim sisi. Karşına şey yaptı. Hani normalde 30 gün boyunca şu kaynakları topla dedi. 10 günde topladım. Ekranı yazdı. Tebrikler, sisi başardın falan. Göreydik sisi, fırtınayı göreydik bir falan. Dışarısı bir -90 olaydı falan. Evin içinde bile hayatta kalmak için ateş yapmak zorunda kalsaydık falan filan mesela. Çok güzel olurdu mesela. Kim yapacak onları? Ha?
Mekanize inlansa da kahveye bir cutscene olsaydı. O gereksiz bir şey işte. O tamamen görsellik ama hani. Bence öyle bir mekaniklere gerek yok yani. Olsa güzel olur mu? Evet ama ya açıkçası bu oyunun o kadar çok eksiği var ki açıkçası onlar demede tırnak falan yani hani. Dedik sence mantıklı mıydı? Neden böyle bir şeye kalkıştıklarını anlayabiliyorum. Hani orijinal oyunla Redux arasında bayağı fark var. Güzel bir fark var. Hikaye anlatımı bakımından da, hikaye işleyiş bakımından da, oyun mekanikleri bakımından da çok çok daha iyi bir durumda. Redux. Kesinlikle. Lakin. Ya doğru bir hamle yaptılar ama bu şeyi gerçeği düzeltmiyor yani. Üçüncü bölümü 2 senedir bekliyoruz. Bregavatlar durumunu değiştirmiyor. Hani. Oyda altı patlar gelmiş. Kraft olarak ya kraft olarak altı patlar da yapmayalım şimdi. O zaman da gerek yok. Ben bu fişeyi kullanacağım ya. Mağaraya gezmek istiyorum. Onu bunu boş verin de kop gelsin oyundan çıkmam emin ederim. Kop gelmez ya. Yani co-op gelmeyecektir bu oyuna. Ne oldu lan baka bak. Yani ben Donald Duck hiçbir şekilde co-op geleceğini düşünmüyorum. Yani imkansız gibi bir şey. Sadece Long Dark Together diye yeni bir oyun çıkarıp onu multiplayer yapabilirler. Anca öyle işin ucuna çıkabilirler yani. Ya başka türlü çıkabileceklerini düşünmüyorum. Bu seride Kurtin'le gidecek miyim? Girdim herhalde ben Kurtin'le zaten ya. Girdim mi girmedim hatırlamıyorum. Sen terk edilmiş toprakları hallettik biz bu haritada. Terk edilmiş topraklara geri dönmeyeceğim. Evet, bu işimize yaradı. Witcher 2'yi bitirdin mi? Ne oluyor lan? Niye bırakıyorsun oğlum pişeyi manyak herif? Witcher 2'yi bitirmedim. Tengri hoş geldin. Not yet. No. Daha YouTube'a geri gelmeye başladı ama. Birinci bölümü yayınlanmış olması lazım. Hüseyin'den herkese çay efendim afiyet bal şeker olsun.
Oyunun mantığı tek kişilik aslında. Yine de bilmiyorum. Olabilir. Büyük konuşmayalım. Abi şey ama yani. Ya bu oyunun en hot bir güncelleme gelince bile oyunun bug'tan geçilmiyor. Hani oyunun şu anki mekaniklerine cidden uymaz yani. Modifleri getiremezler. Getirsinler çalışmaz yani adam akıllı. Hele bir de hikayenin 3. bölümünü yazmak için bu kadar zaman ha, kullanıyorlarsa. Emin ediyorum hani bu oyuna ayrı bir oyun olarak çıkarsınlar, daha hızlı yaparlar. Birincisi bu yani direkt. Aynı elementleri kullanıp multiplayer'a ayrıca baştan kodlayıp mekaniklere ona göre ayarlayıp ayrı bir oyun yapsalar Don't Starve'da olduğu gibi eyvallah dersin. Ama onun dışında ben yapabileceklerini düşünmüyorum açıkçası. Bu ekibin yapabileceğini düşünmüyorum. İnternet ekibinde böyle bir yetenek yok. Hani böyle bir bilgi birikimi, tecrübe ve yetenek olduğunu düşünmüyorum. Belki yetenek vardır ama bilmiyorum, şimdiye kadar görmedik. Doğru kelime potansiyel diyeyim. Yani o potansiyel şu an için yok. Hikaye 4'te mi hasretli oynayacağız? 3'te. 4'te ne oynayacağımızı bilmiyoruz. 4 için konuşamıyoruz. Çünkü 3 yok. 3 gelsin. Konuşalım yani. Bakarız. Bu ekip bu halleriyle bu oyunu iyi yapmışlar. Evet. Bu ekip bu halleriyle bu oyunu çok iyi yapmışlar. O konuda bir şeyim yok. Yani ayrılmayacaktım ben mağarada. 4 çıkacak mı onu da bilmiyoruz. Çıkmayabilir. Yarımı da bırakabilirler projeyi. Sanmıyorum yarımı bırakacaklarını ama hani hedef 2023 yani bu onu geldi yani bu gerçekliği değiştirmiyor. Ben uyku tulumunu yarımı aldım mı? Almışım, güzel. Pekala. Birazcık daha zaman geçirmemiz gerekecek bu mağarada ve suyumuz yok. Bu birazcık problem. Yanımda su verecek bir yiyecek yok. Ben şu kıyafetleri bir parçalayayım. I would drink almost anything. Skyline TV az önce bizi takip etti efendim, teşekkür ederim, hoş geldin. Abi selam, Ark'ın doğum günü. İzleyip bir like atar mısın? Çok uğraştık. Oyun sırasında bir video izlemiyorum. Arkadaşının doğum günü kutlu olsun. Sen John Kong'su jumpscare mi atmış? Hey. Abi güncelleme save silinecek mi? Ne bileyim abi, ben mi yapıyorum? Ben mi şey yapıyorum lan oyunu? Manyak mısınız oğlum? Oyunu ben kodlamıyorum arkadaşlar. Ben kodlasaydım 3 gelirdi arkadaşlar yani, teessüf ederim. Söve söve çıkarttırdım 3'ü ya. Tekmeyle sopayla çıkarttırdım 3'ü ya. He. Ama yani satardım ya 3'ü, direkt paralı yapardım ha, onu söyleyeyim. Ucuz yapardım ama paralı yapardım.
Can Cyberpunk için hype'lanmak gerek mi? Hype yapın ya, neyi yapmayacaksınız? Çok güzel bir oyun gelecek elimize. Ama gelmiş göçmüş en iyi oyun, hype'ına girişmeyin. Burada hani insanlar hype yapın yapmayın durumu Cyberpunk için konuşuluyor. Bunun sebepleri işte hani böyle açık dünya, sağlam böyle Skyrim gibi, Fallout gibi, ne bileyim işte şimdi Witcher gibi, Cyberpunk gibi oyunlar böyle sürekli çıkmıyor. O yüzden bu oyunların değeri bilinmeli ve bunlara hype yapmamızda herhangi bir sıkıntı yok. Ama lakin yani gelmiş geçmiş en iyi oyun hype'ına da girişmeyin diyor millet. Yani şöyle bir durum var. Konsept bir kere farklısından hani Deus Ex kafasında bir oyun da aslında o oyun. Olacak öyle, en azından öyle söylüyorlar. O tarz bir şeyi seviyorsan senin için muazzam bir oyun geliyor. Sevmiyorsan eğer yani ay götüm diyeceksin muhtemelen diyorlar en azından. Bedava mı olacak? Vallahi bedava mı olacak bilmiyorum. Ben bedava da olabilir. Ben paralı diye bekliyorum. Paralı olursa şaşırmam yani. Param var diyelim, tam parasız strateji olarak ne yapardın? Ücret olarak bekler miydin? Ya oyunun şu an normal fiyatı kaç para? Şey dolar bazında. Türkiye'deki fiyatlandırmayı biliyoruz. Türkiye'de 50 lira. Ya DLC'lerde Türkiye fiyatlandırmasıyla bir 20 lira yapabilirdim ya. 15-20 lira bandında yapabilirdim yani. Oh, okay. Hazreti Darkin Kaya'nın hocam hoş geldin, teşekkür ederim takipmişim bu arada. Selamünaleyküm, daha demin The Walking Dead sezon, ikinci sezonu bitirdim, hüngür hüngür ağladım. Güzel. Güzel, hoş. Oyunu mu bitirdin? Sonuçta oyunu bitirdin. Valla benim hiçbir bilgim yok, biliyor musunuz? Walking Dead serileriyle hiçbir alakam yok. Bir ara gireceğim ama hayırlısı. Zombi antipatimi kırıp bir ara gireceğim muhtemelen ama hayırlısı ne zaman. Long Duck Review 30 dolar mı? 30 dolarsa 10 dolardan daha yüksek koymam ya. 10 dolardan daha aşağı yani yüksek fiyata koymam. 8 dolar, 10 dolar bandında olabilir. Oğlum Türkiye çok iyi fiyat satıyorlar bu arada ya. Long Dark 30 dolar. Doların kurunu siz biliyorsunuz. Türkiye'ye 50 liraya çıkarıyorlar. Bakın. Oyunlar pahalı filan diyorsunuz, adamların yaptığı indirime bakın ya, yemin ediyorum. Hani Long Dark'ı Türk çıkarsa Türkiye'ye 50 liraya satmaz ya. Yemin ediyorum satmaz ha. 200 lira ister ya. The Long Dark'ı Türk çıkarsa, The Long Bozkurt diye oyun çıkarsa yemin ediyorum 200 lira ister ya. Göreceğiz bakalım Mountain Blade kaça çıkacak. Mountain Blade girecek bize sonra. Hadi bakalım. İndirden alınca bedava gibi bir şey oluyor. Harbiden 12 liraya aldık biz bir de bu oyunu ya. Ben 15 liraya aldım. İndirimde 12 liraya kadar düşüyor. Review, inceleme. Para Tailbox Demir'e iş teklif etmiş. Katılmış mı? Tailbox Demir'i neden bulmuş lan? Güzel. Hoş olmuş, güzel olmuş. Ama Demir kabul etmemiş, sıkıntılar vardı ya. Sıkıntısına sıçacağım oğlum. Mountain Blade'le çalışacaksın ya.
Bounty Hunter 2 gümbür gelecek satacak ya, şirketin önünde açık ha. Niye katılmamış bilmiyorum. Öyle bir şey olsa cangur cungur giderim ya. Türkiye'de vallahi bir oyun firmasına çalışabileceğin en güzel oyun firması olabilir belki. Para sıkıntı olmaz tabii oğlum. Mountain Blade 2 çıkıyor. Para akacak. Ha, sistem başvuru yapmış. Okey. Ya Demir niye uğraşıyor ya? Gidip şey yapsın direkt. İnternete başvursun, alınır ya. Vallahi alınır ya. Ay, gidesin başvursun, alınır. Şu hasrotlarını bir düzenlesin tekrardan. Ben de abi çok büyük fırsat tek mi buldu? Yani bir daha gelmez öyle aşk fırsatlar. Endat güzel olmamış, modlanmış Skyrim gibi. Çok az yenilik gelmiş. Bakıcıyız. Ben oynamadım. Oynadın mı sen? Ama. Bu arada kötü bir yerden indim ya. Yolumu uzattım. Neyse, yapacak bir şey yok. Götürme riskimiz çok sıkıntı değil. Northern Lights. Northern Lights tanıdık geldi ya. Çok da iyi bir oyun olarak aklımda kalmadığına göre. Şey yani. Ya ben açıkçası Bannerlord'dan ben tatmin olacağımdan eminim neredeyse ya. Oradan hani tek kuşkulandığım şey diplomasi. Savaş mekaniklerini birazcık daha süsleyip birazcık daha belki daha bir kullanışlı veya ayrıntılı yapılabilirler. Grafikler birazcık daha güzel olsun. Çok absürt bir Witcher 3 olmasına gerek yok. Karakter level atma sistemleri güzel olmuş duyduğuma göre. Mesela normalde mesela tecrübe mesela level atladıktan sonra direkt böyle ticarete abanamıyorsun mesela. Savaşta level alıp ticarete abanamıyorsun. Ticareti kasman için ticaret yapman gerekiyormuş vesaire vesaire. O yönünü çok sevdim. Öyle bir şey olması çok güzel. Lakin benim beklentim bu yani. Ben bunu bu kadar olsa bana yeter yani. Banner'ı ilk sen çekmeye bak, karadan tıkılır. Banner'ı ekmek değil, öküz gibi serisini yapacağım ya. Alır almaz serisine başlayacağım. YouTube özel seri, canlı yayın özel seri olmak üzere. Bannerlord çıktıktan sonra arkadaşlar, şimdiden söylüyorum, kanalın içeriklerinin yarısından çoğu Mount & Blade Bannerlord olacak. Söyleyeyim. Aklınızda bulunsun. İnşallah. Ama mesela şeymiş yani, her şehir mesela bu sefer askerleri toplamak için belli başlı şehirdeki adamlarla aranı yutman gerekiyormuş. Her adam da sana görevler falan veriyormuş. Belki görev çeşitliliği birazcık daha iyidir. Bilmiyorum ya. Temeli güzel bir oyun gelsin. Gerekirse ekstralarına, oyunun ihtiyacı olan şeyleri oyunun modcuları ayarlar zaten diye tahmin ediyorum ben. Çünkü yine modlamayı olabildiğince uygun hale getirmişler duyduğum kadarıyla. Oyun öküz gibi modlanacak yine. En kötü modlarla hallederiz onu. Erken siparişi başlamadı. Erken erişim beta'ya katılmak isteyenler başvuru yapabiliyor. Mamra Tark. Az önce takip etti efendim. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Yani Mount & Blade'den grafik için oynamazsın. Yani haklısın yani o konuda. Ama yani biraz grafik, biraz ondan, biraz bundan. Yani benim için yeterli yani. Ben yapmadım daha ya, ne bileyim, üşendim ben. Bir ara yapacağım. Ya açıkçası içeriğini çıkarmayacaksam oynamak istemiyorum ya. Yayın dışı oynamak istemiyorum ya. Betasındayken public erişim olacak mı acaba? Direkt hani yayınlayabilecek miyiz?
Ordu sistemi geliyormuş mesela. Ordunu birkaç parçaya bölebiliyormuşsun herhangi bir servise. Güzel mekanikler var. Bakacağız. Yani şu an için pek bir şey söylemek doğru olmaz. Akrep son izlesem ne videosuymuş o? Northern Lights Reveal Trailer. Long Dark'tan sonra izleyebilirim. Tekrar anlatman lazım ama. Bu arada Mountain Blade içerikleri yapmaya başladığımız zaman Long Dark pek gelmeyecek söyleyeyim. Tecavüz günlüklerine ara vermek durumunda kalırım. Ama ben Mountain Blade içerikleri yapıyorken sağlam bir güncelleme gelirse ben yine mütecavüz günlükleri yaparım. Orası ayrı mesele. Ama mesela baktık güncelleme gelmiyor. Aradan bir ay geçmiş, bir buçuk ay geçmiş. Güncelleme gelmiyor. Ben Mountain Blade yapacağım canım. Ne demek? Teşekkür ederim. Yani. YouTube özelde çünkü çekmem gerekecek onu. Hatta ben böyle bir sürü rehber falan da hazırlayacağım. Olabildiğince en erken şekilde. Mountain Blade Bannerlord için. Yani zamanımı ona ayırmam gerektiği için Long Dark pek gelmeyecek. Ya yok şey değil ya. Daha o zamana kadar zaten bir güncelleme gelir. Yani Mart'tan 2020 Mart'tan bahsediyoruz. Yani beta'nın çıkış açık beta'nın çıkış tarihi. Şimdi pardon, Early Access'in oyunun yayınlanacağı tarih 2020 Mart. O zamana kadar aslan 3. bölüm çoktan gelecektir. Bozkurtlarla da bir bozkurtlar da gelecektir. Bozkurtlarla bir tane mutecavüz serisi olacak tabii ki de. Yani. Hep oynamıyorsun işte baktım bazı şeyleri görmek istiyorum. Karakol yaptın oldu bravo gibi işlemesin. Hayırlısı bakalım. Ha bilmiyorum yani. Ne kadar öveceğiz ne kadar söveceğiz bilmiyorum. Açıkçası bir şeyler hazırlamışlar da diye tahmin ediyorum ya. Şimdi şeyde yarım saat bir saat oynayıp da Gamescom'da da yani yarım saat bir saat oynayıp da oyunun artılarını eksilerinin hepsini eksilerini çok güzel bir şekilde görebileceğini de zannetmiyorum zaten tam anlamıyla. Yani böyle diğer Godaman, Enes, Kerezoldur, Cattur, Cuttur onların gitmesi çok bir şey değiştirmiyor en azından. Yani aynı şeyleri söylüyorlar çoğunlukla zaten. Mesela diplomasi benim en çok beklediğim taraf, merak ettiğim taraf diplomasi tarafı. Yapay zeka ve diplomasi sistemi nasıl işliyor, nasıl yapılacak? İyi yapılsın artık modundayım ben. Ben artık diplomasi modu kurmak istemiyorum. Cidden gerizekalıcı bir şey görmek istemiyorum yani ne bileyim. Etrafında 3 tane ülke tarafından kuşatılan bir Svadya'nın yine ziyafet şöleni vermesini istemiyorum artık yani lütfen. Adam akıllı ticaret anlaşmaları olsun. Mesela biz tüccar rolü yapmak istersek bu ticaret anlaşmaları bizim için çok daha verimli olsun. Yani iki savaşlı ülkenin arasında ticaret yapmak mesela olsun. Daha riskli ama daha ödüllendirici olabilir belki. Böyle ekstra mekanikler falan eklenirse farklı farklı gameplay'ler için. Bunlarla modlarla falan bundan birçoğunu ayarlayabiliyorsunuz zaten de hani bunların ben orijinalde de olmasını istiyorum açıkçası. Güngör reis kusura bakma okullar açıldığında hem YouTube hem de Twitch'e büyük var vereceğim. Şu yok Güngör. Kolay gelsin. I wonder if I can drop any of this gear.
Yavaş yapmak için ultramına girmesi için olsa keşke. Bakalım. Ya savaş işin içinde var zaten ya. Yani tüccar olsan bile sonuçta kendini reylalara karşı koruman gerekiyor. Paralı askerler tutmaktan gerekiyor. Ya savaşı otomatik yönetebilirsin. Veyahut sen kendini savaş konusunda eğitmezsin. Çok güçsüz bir savaşçı olursun. Ama ordunu komuta etmeye çalışırsın. Ya da bir tane komutan alırsın, komutan yönettirsin. Mesela sen ordu birliklerini yönetiyorsun ya mesela. Onu ben yanımdaki yardakçı desem ki ben yine kendi karakterimi oynayacağım. Birader Mahmut hadi sen komut ediyorsun desem de Mahmut böyle okçulara falan değilse çok güzel olur aslında. Yani ben tüccarım lan, ben bu adama para veriyorum. Bu yapacak, komut edecek. Allah'ım yarabbim falan demek istiyorum işte. Gibi. Bunlar yapıp hani bir mantığında da oyuna eklenemeyecek şeyler değil. Bunlar modlar tarafından kanıtlanmış şeyler yani. Şimdi yarın diğer bir bölgeye gideceğim. Lord of Utein, selamlar efendim. Hoş geldin. Ne haber, nasılsın? Bu işini bir güzelce hallederim. Ben izninizle şu dikiş işi kapatacağım. Birazcık da yorulmaya başladım artık. Oo, bu neden? Aa bak, böyle kamp ateşinde yanıyormuşum gibi. Ekranın ışığı yüzüme vuruyor. Bak kamp ateşinde. Aa kamp ateşi. Sileyim şöyle. Kampın ateşi yüzüme vuruyor. Ne oldu, hayırdır ya? Neden? Şimdi bugün uyuyacağız kesinlikle de bu su işini de halletmemiz lazım olabildiğince. Madem şeyi beklerken biraz kuşburnudur, mantardır, bunları bir hazırlayayım. Vallahi netlik sarcıyor beni. Arda bir selam vermeye gel ya bari. O kadar da harcatma yani bizi. Şimdi. Açız zaman açlık problem değil. Mahvolmuş etimi yiyeyim mi ya? Hadi yiyeyim de bir zehirleneyim. Zehirlenmek istemiyorum ben. Şu an canım az, zehirlenirsem canımı dolduramam. Bir sonraki gün gidemem. Bu bozuk fasulyeleri şuraya bir daha bir koyayım. %1. Hasır otlarını koy. Biraz kraker yiyelim. Güzel. Suyumuzu içelim. Şimdi kıyafetlerle uğraşmak istiyorum. Bana bütün kıyafetleri ver. Şimdi başlayalım. Here we go. Yıpranmış denizci montu. Burasından bir tane sağlam bir denizci montumuz var. Ben bu denizci montlarını yırtacağım. Ama öncelikle yırtmaktan ziyade dikmek istediğim şeyleri yapmak istiyorum ki ben gün ışığını kullanayım. Evet.
Güzel. Biberi daha dikelim. Güzel. Tamam, gerisini yırtabiliriz. Topla. Yavaş yavaş böyle işlerimizi halledeceğiz. Yine başladık kapalı alan korkusuna ya. Ay Allah'ım yarabbim ya. Gün geçmiyor ki bir kez daha korkmayayım ya. Ya oyun sal beni artık da. Gün yüzü göreyim ya. Artık salacak mı beni? Okumalık kitabımız da var ha. Bozkurt Dağı'nda gidilebilecek bir mekan daha var. Oraya gitmek istiyorum. Orayı bulmak istiyorum. Çok sıktığım bir, çok sık gittiğim bir yer değil. Hatta o bölgeye sadece harita çizmem gerektiği için gitmiştim zamanında. O yüzden gidelim. Hava ne kadar soğuk. Oy. Gitmeden önce hızlıca bir ateş yakıp sıcak bir çay içsek çok güzel, çok güzel olur aslında. Come on, little fire. Ben bana bir mantar ayarla. Aman bana yeter bu. Sen bir de ben şundan bir gömeyim. Meşale var. Üzerinde meşale de var. Hadi gidelim. -13. Güzel. Birazcık daha direncimizi arttırdık. Hani ateş yakabilmek için birkaç parça çubuk toplayalım. Sonrasına gidelim. Yani meşale çok da kullanışlı olmadı ne yazık ki. -30 bayağı güzel. Bayağı bir donacağız. Bu arada benim üzerimde adrenalin kalmadı değil mi? That's a problem. Geçtiğimiz bölümde bütün adrenalini harcamak bayağı bir sıkıntı yaratacak bizim için. Ha, öbür mekanlarda adrenalin var mı? Var. Yani doğadaki şey bitmedi, adrenalimiz bitmedi ama geçeceğiz. Bir de oraya tam olarak nereden çıkılıyor? Şu tepeye çıkacağız sanırsam ya. Tam olarak nereden çıkılıyor da hatırlamıyorum. Ona bir bulmam lazım. Burası ayı yeni. Buraya geçiyoruz. Şu tepeye çıkacağız. Süleyman, yayınlar, hoş geldin. Abi nasılsın? Bu arada teşekkür ederim. Geçtiğimiz günlerde sen yayın dışı bize abone oldun. Çok çok sağ olasın. Ben onu şöyle tekrardan bir kutlamak istiyorum. Yayın dışı olduğu için. Çok çok teşekkür ederim desteğin için. Sağ olasın. Eyvallah. Bara 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 bere bere bere.
Bu arada Hüseyin'in bahsettiği Amerikan geyiği spam yeri burası. Şu işte ağaç lekeleri olduğu için burada çıkabiliyormuş. Ha, daha önce ben görmedim. Yine hala spamlanmamış bu arada burada. Yani benim şansıma çıkmıyor burada. Bana hep burada ayı çıkıyor. Geziyor ayı. İşte bu yüzden mesela buradaki Amerikan geyiği hiçbir işimize yaramayacak. Buradaki ayıyı öldürmediğimiz sürece buradaki Amerikan geyiği problem ya. Buraya gelmiştik ama benim niyetim zaten şu tepeye mi çıkmaktı ya? Hangisiydi? Kanat. Kanat değil. Kanat değil. Şu tepeye ya da... Sanırsam şu tepeye. Çıkmanın bir yolu olması lazım. Hadi. Defol git. Bir şey alacağız şurada. Ya çok çok teşekkür ederim. Nasıl çıkacağız? Tam olarak nereden hatırlamıyorum. Mermi bolda böyle bir şey tabii canım. Mermi sıçıyoruz resmen ya. Okey. Burası tam da gelmek istediğim yer değil açıkçası. Bu tepe miydi yoksa? Evet 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 evet. Yok. Burası karşı bölgeye geçiş. Burada burayı istemiyorum. Bu tepe sanırsam ama çıkmak istediğim tepe bu tepe. Buraya bir giriş bulmam lazım. Buranın bir girişi var. Dolambaçlı bir giriş yolu var bunun. This War of Mine yeni seriye başlayacak mısın? Long Dark'ta mı daha çok sarıyor? Ha. This War of Mine'le şu anlık başlamayacağım. Halletmem gereken birkaç şey var. Biraz da Standard Deep'te de ilerlemek istiyorum. Bu hafta zaten Don't Starve için hafta sonu yayın yapmadığımız için Don't Starve sözüm de var. Onlar araya gireceği için bu hafta bir Long This War of Mine oynamayacağım. Ama yakın zamanda başlayacağım. Çünkü şey sözüm var. En kötü benim şeyi yapmak istiyorum. Bu en son çıkan yeni DLC'yi tekrardan oynamak istiyorum. Kötü sonla bitirdiğim için. O aklımda. En kötü onu da yapacağım. Burası kanyona gidiyor. Ha, bak burası. Burası mı? Evet burası. Böyle gizli bir yol var. O yüzden gözümden kaçıyor burası benim. Burası harbiden biraz gizli bir mekan ya. Yani bozkurtların en güzel mekan olabilir yani. Bulması birazcık böyle gizli bir hafif bir gizli geçiş olduğu için zor. Gözden çok çabuk kaçabiliyor. Eko zirvesi batı. Hey yo. Burası harita çizmek için lazım zaten. Burada ölü adam falan buluyordum da. Elli gün ne? Burada mı 50 gün kalmışız? 70 gün ya. Berk hoş geldin. Aleyküm selam. Burada hiçbir şey çıkmadı ya. Ben zamanla burada ölü beden ve birkaç da güzel loot bulmuştum ama hiçbir şey çıkmaması üzdü. Böyle bir etrafına bir bakayım iyice de. Pekala. Dönelim. Güzel bir şey bulamadık. En azından Bozkurtlar'da gitmek istediğim bütün mekanlara böylelikle gitmiş oldum.
Şuradan gidelim. Tamam, sen yolumuz burası. Ay 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 ay. Şimdi bir sonraki günlerde ne yapacağız? Hani Bozkurt Dağı'nda durmak için bazı hazırlıkları Bozkurt Dağı'nda yapacağız bu arada. Ne bileyim işte işlemelerdir, belki bir kıyafetler, bir tavşan birisidir. Kıyafetleri parçalayıp onarmaktır, ıvır zıvır, bunlara muhtemelen burada yapacağız, kitap okumaktır. Biraz hazırlığımızı yapmamız gerekiyor. Sonrasında ne yapacağız bilmiyorum. Ayıyı öldürmek ne kadar zor? Çok zor değil aslında ya. Ayıyı bir kere yaralaman yeterli ayıyı öldürmek için. Kolay. Sadece doğru koşullara savaşman gerekiyor. Ne bileyim, kaçabileceğin bir mekan, tırmanabileceğin bir tepelik gibi şeyler varsa ayıya karşı çok büyük sorun yaşamazsın. Bir kere vurman yeterli. Ondan sonra git bir yerde bir gün zaman geçir, ayıyı ölü olarak bir yerde bulacaksın. Sadece araman gerekecek ya da ayının inine gitmen gerekecek. Ölü olarak orada bulursun yani ayıyı. Amerikan'ı yeni öldürmek açıkçası daha zor ayıdan. Amerikan'ı çünkü kanama hasarı yemiyor. Ayı kanama hasarı yiyor. Ayıya bir kere vurduğun zaman sürekli kanayarak kan kaybından ölüyor yani. Amerikan'ı de kan yok. Kansız hayvan. Delik deşik yapıyorum hayvanı. Yok. Bana mısın demiyor. Diye saldırıyor ondan sonra. Nedir ya? Evet. Mıntıkaya geldik ve Bozkurt Dağı'nın önemli bakmak istediğim eksik kalan mekanlarına bakmış bulunmaktayım. Efendim, Don't Dark'ta bugünlük burada bırakma niyetindeyim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Lütfen izleyenler beğeni ve yorumları da eksik etmezseniz çok çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.